Güzellik, buradan bana geçelim mi, ne dersin? Aşkım ya, beni eve bıraksan ya. Hem bütün gün gezdik zaten. Babam şimdi başıma ekşir, kaç test çözdüm diye. Tamam, yok. Tamam. Ay, taşlı faresi eve dönüyor. Hangi fare? Görüşürüz aşkım, ararım ben seni. Tamam canım. Bak, bana söz ver. Ne olursa olsun kimsenin aramızı bozmasına izin vermeyeceksin. Tamam, söz. Dur bakayım sen bir dakika. Ne oluyor sana? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Bana bak, bugünlerde sen fazla ötüyormuşsun. Köyden gelen sensin. Vakit söten horoza ne yaptıklarını benden daha iyi bilirsin değil mi? Kes sesini. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet, tehdit ediyorum. Ve eğer Pelin'e abuk sabuk konuşmaya devam edersen bil ki daha beterini yapacağım. Senden mi korkacağım? Senin bu tavırların bana sökmez, tamam mı? Bana bak. Bak, hem Pelin'i aldatıyorsun hem de üste çıkmaya çalışıyorsun. Yüzsüzlüğün de bu kadar olur. Tamam ya, anladım ben seni. Sen kıskanıyorsun benim. Ne? Evet, kıskanıyorsun. Ama sabırlı ol biraz. Sıra sana da gelecek. Sık dişini. Selam millet. Hoş geldin kızım. Hoş geldin abla. Oo, benim küçük kardeşim ne yapıyormuş bakalım? Okulda öğrendim. Aferin sana. Anişkom. Güzel kızım. Sen nasılsın? Ben iyiyim de sen daha iyisin. Anlat bakayım neler oldu. Çok mutluyum anne ya. Melih'le her şey çok yolunda gidiyor. Nasıl olmuş abla? Süper olmuş. Hadi Şiko'ya da göster. Sen benimle böyle konuşamazsın. Konuşurum. Ben canım ne isterse onu yaparım. Bir daha haddin olmayan işlere burnunu sok da bak nasıl konuşuyorum. Allah'ım ya, ne işin var benim bu insanların içinde? Deniz. Evet. Ne işin var senin bu herifin yanında? Sana ne? Deniz, sana ne işin var diyorum o herifin yanında. Bilmiyor musun nasıl bir adam olduğunu? Hala anlayamadın mı? Ben kimin ne olduğunu çok iyi anladım, sen merak etme. Ha Melih, ha sen, ne farkınız var? Deniz, sen ne dediğinin farkında mısın? Melih'le beni aynı kefeye mi koyuyorsun? Niye bozuluyorsun Mert? Aranızda ne fark var, bana söylesene. Sana inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey söylersin? Ben bunları söylediğim için senden daha fazla üzgünüm. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Deniz? Gayet iyi duyuyor. Ama biliyor musun, ben en çok kendime kızıyorum. Meğer seni ne kadar yanlış tanımışım. Ha, demek öyle Deniz Hanım. Demek beni yanlış tanımışsınız ha? Evet, hem de çok yanlış tanımışım. Merak etme. Bundan sonra daha fazla tanımayacaksın. İçin rahat olsun. Gir. Merhaba. İzninizle ben odama çıkıyorum. Şu kızı gördükçe sinirim tepeme çıkıyor. Ne zaman yakamızdan düşecek acaba? Daha düşmez o anneciğim. Biliyor musun? Bu taşra faresi Melih'le aramı açmaya çalıştı. Neden? Güya Melih'i başka bir kızla görmüş. Uydurmuş tabii. Konuştum ben Melih'le. Kıskanıyor. Aramızı açmaya çalışıyor işte.
Demek o kadar ileri gitti ha. Bak sen haddini bilmeze. Bu da bir şey mi? Hani bir ara ortadan kaybolmuştu ya. Neredeymiş biliyor musun? Mert bunu Sayfiye evine atmış. Ne olmuş orada yani? Ne olacak anne? Anlasana işte sen de. Bak sen. Yere bakan yürek yakan. Ya. Babam da benimle uğraşacağına biraz ona baksın. Demek Berna geçen gün onu söyledi. Kız çok fena bozuldu. Oh, iyi olmuş. Peki Berna teyzeye kim söylemiş sence Anişko? Mert Özgür'e söylerken Banu duymuş. Ben de fırsatı değerlendireyim dedim. Pelin? O taşra faresi daha çok çekecek benden anne. Gerçi Berna teyze hakkından gelmiştir. Vallahi ne yalan söyleyeyim geldi. Ama bu kız az değil. Bugün yine Mert'le beraberlerdi. Yüzsüz işte. Ben odama çıkıyorum anne. Biraz ders çalışayım. Sen hiç merak etme. Bu kızın burnundan getireceğim hayatı. Merhabalar. Hoş geldin hayatım. Ben odamdayım baba. Ders çalışacağım. Peki canım.